Babası rahmet olmuş, öyle bitirdi. Allah'tan rahmet diliyorum. Kendilerine de sabırlar diliyorum. Suçla mücadelede malumunuz öncelikli görev kolluk kuvvetlerine. Ancak vatandaşın desteğini almadan bu mücadeleyi yürütmek takdir edersiniz mümkün değil. Bu desteği de öncelikle sizlerle olan işbirliğimizi geliştirerek sağlamak önem arz ediyor. Bu toplantıların amacı da bu işbirliğini sıcak tutmak, geliştirmek, neler yapabiliriz beraber tartışmak, karar vermek amacıyla gerçekleştiriyoruz. Malumunuz Mart 2021'de bir WhatsApp grubumuz kuruldu. Buradan bize birçok şeyler karşılaştığımız, gördüğümüz, bizi ilgilendiren alanlarla ilgili iletilerimiz oluyor. Bizler bunları kendi üzerimize düşenleri bizler, bizi ilgilendirmeyenleri ilgili birimlerle veya kurumlarla paylaşarak giderilmesini sağlamaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Fakat WhatsApp grubu bu iş için önemli ama burada bizzat yüz yüze bu sorunları görüşmek, konuşmak daha etkili olacağını düşünüyoruz bizler. Sizlerin de aynı kanatta olduğunuzu düşünüyorum. Benim bu konuyla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Esas olarak sorunlarımızı soru cevap bölümünde tartışacağız. Orada notlarımızı alırız. Taleplerimizi bütün olduğunca gidermeye çalışacağız elimizden geldiğince. Malumunuz bizim kapımız her zaman sizlere açık. Sayın Emniyet Müdürümüz de bu noktada oldukça açık bir insan. Batman için de bu çalışmalara ağırlık veriyor. Sizler de biliyorsunuz Sayın Müdürümüzün Batman için gayretlerini. Kapımız dediğim gibi her zaman sizlere açık. Bu noktada ben konuşmamı sonlandırıyorum. Hepinize katıldığınız için teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Sunumlarını yapmak üzere Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü, 3. Sınıf Emniyet Müdürü Hakan Latış Yapar'ı kürsüye davet ediyorum. Sayın Müdür Yardımcılarım, değerli meslektaşlarım, değerli muhtarlarımız, değerli basın mensubu arkadaşlarımız. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü nedir sorusuyla başlıyoruz. Toplum Destekli Polislik, polis teşkilatı ile halk arasındaki ilişkiyi güçlendiren ve halka daha yakın olarak toplumsal sorunu duyarlı hale getiren, suç oluşumunu bilgilendirme faaliyetleri düzenleyerek en aza indirgeme anlayışındaki polisliktir. Toplumun güvenlik hizmetlerine yönelik beklentileriyle ilgili araştırmalar yapmak, vatandaşların taleplerini ve güvenlik hizmetlerine yönelik önceliklerini tespit etmek, toplumda güvensizlik kaygısının ve suç korkusunun ortadan kaldırılmasına yönelik etkinlikler düzenlemek, bilgilendirme programları ile toplumu bilinçlendirmek, suç mağdurlarına suç sonrası destek sağlanması amacıyla danışmanlık yapılmasını temin etmek, çocukların ve gençlerin kötü alışkanlıklardan, şiddetten ve suçtan korunmalarına ilişkin ilgili birimlerle koordineli olarak çalışmalar yürütmek ve projeler geliştirmek, vatandaşlarımızın suçlara yönelik alabilecekleri önlemler konularında bilgilendirmelerini sağlamak görevleri arasındadır. Yürütülen faaliyetlerimiz, ÇATOM ziyaretimiz, proje kapsamında çocuk ve gençlerimize yönelik sağlanan hizmetler haricinde, proje dışında Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve İl Gençlik Spor Müdürlüğü'ne bağlı Çok Amaçlı Toplum Merkezi ile yürütülen ortak çalışmada meslek edindirme kurslarımız devam etmektedir. Bunlara örnek olarak mesela el sanatları kursumuz, okuma yazma kursumuz devam etmektedir. İl Emniyet Müdürümüz Sayın Köroğlu Kıraç'ın katılımıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezi'nde çeşitli branşlarda kurs gören gençlerimizle bir araya geldik. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından bilgilendirme çalışmaları yapıyoruz. Polis olmak isteyen öğrencilerimiz, şube müdürlüğümüzde misafir edilerek mesleğe giriş şartları ve meslek tecrübeleri konusunda bilgilendirilmektedirler. Teknoloji bağımlılığı konusunda yine öğrencilerimize farkındalık yaratmak için okullarımıza bilgilendirme afişlerimizi astık.
kazanarak kayıt olmaya gelen öğrencilerimizin yanında olduğumuzu bildirmek amacıyla üniversite karşılama programı düzenlenmiş ve öğrencilerimize terörle mücadele şube müdürlüğü, güvenlik şube müdürlüğü ve toplum destekli şube müdürlüğü personelleri genel güvenlik konularında bilgilendirmeler yapılmıştır. Çocuklar geleceğimizdir. Maddi durumu iyi olmadığı tespit edilen çocuklarımıza polis ablaları ve abileri bot ve mont hediye ettiler. İlimizin değişik mahallelerinde kurulan semt pazarları ziyaret edilerek vatandaşlarımız ve pazarcı esnafımıza COVID-19 ile mücadele, yan kesicilik ve hırsızlık konularında uyarılarda bulunulmuştur. Muhtar ziyaretlerimiz oldu. Mahalle faaliyetlerimiz. Toplum destekli polislik şube müdürlüğümüze ait emniyet hattımız 24 saatte açık kalmakta. Muhtarlarımız aracılığıyla vatandaşlarımız tarafından iletilen durumlar tarafımızca ilgili birimlere iletilmektedir. Mahalle muhtarlarımızla tam bir uyum içinde hareket edilerek vatandaşlarımıza yardımcı olunmaya çalışılmaktadır. Mahallenin genel güvenlik sorunları ile ilgili olarak WhatsApp muhtarlar grubundan iletişim sağlanmakta olup vatandaşlarımız ve muhtarlarımız ile yüz yüze görüşmeler yapılarak bilgilendirmeler yapılmaktadır. Bugüne kadar gelen bildirimlerimizin 20 tanesi Asay Şube Müdürlüğümüze, 2 tanesi Bilgi Teknoloji ve Haberleşme Şube Müdürlüğüne, 25 tanesi yine Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne, 1 tanesi Trafik Teslim ve Denetleme Şube Müdürlüğüne, 10 tanesi Polis Merkezi Amirliklerine, 1 tanesi Güvenlik Şube Müdürlüğüne ve 23 tanesi belediyeye iletilmiştir sizden gelen bildirimler. Muhtarlarımızdan gelen bildirimler. Muhtar bilgi hattından gelen metruk bina ihbarları ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. 2021 yılı içinde mahalle muhtarlarımız tarafından şube müdürlüğümüze yapılan ve tarafımızca belediye başkanlığına iletilen metruk bina bildirimleri, toplam yapılan metruk bina bildirim sayısı 22, yıkılan 6, yıkılması yönünde gerekli iş ve işlemlere başlatılan metruk bina sayısı 9, belediye başkanlığından cevap beklenen metruk bina bildirim sayısı 6 ve izole altına alınan metruk bina sayısı 1'dir. Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma Programı, kısa adı ÇOGEP tarafından Bilinçli Çocuklar Güzel Yarınlar programımız dahilinde. ÇOGEP'in amacı, program Batman ilindeki çocuk ve gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerinin sağlanması çerçevesinde toplumsal açıdan korunmalarına ilişkin tedbirlerin yaşama geçirilmesi ve eğitim desteğini sağlanarak topluma faydalı bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda düzenlenen proje, İl Emniyet Müdürlüğümüz Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından sürdürülmektedir. ÇOGEP kapsamında proje faaliyetlerimiz, Bilinçli Çocuklar Güzel Yarınlar projesi kapsamında 14 faaliyet ve 2 meslek edindirme kursu uygulamaya geçirilmiştir. ÇOGEP kapsamında proje faaliyetlerimiz, satranç turnuvası ve resim şiir yarışması, müdürlüğümüz koordinesinde 10 Nisan 2021 tarihinde sosyal kaynaşma yarışmaları ve emniyet satranç turnuvası düzenlenmiş. Yarışmada 1. 2. ve 3. olan öğrencilere Sayın İl Emniyet Müdürümüz Kerol Kıraç tarafından çeşitli ödüller verilmiştir. Lisans edindirme kurslarımız, lisans edindirme kurslarımız 1 Ağustos 2021 tarihinde Sayın Emniyet Müdürümüz Kerol Kırıç'ın da katılımlarıyla boks, kickboks ve yüzme dallarında lisans edindirme kurslarımız başlamış olup halen devam etmektedir. Kursa katılan tüm öğrencilerimize kurs kapsamında program akabinde Sayın İl Emniyet Müdürümüz Kerol Kıraç ve Sayın Polis Başmüfettişlerimiz tarafından malzemeler hediye edilmiştir. Bağlar Anaokulu'nda öğrenim gören 25 öğrenciye toplum destekli polislik üniforması hediye edilmiştir. Sinema etkinliğimiz, özel eğitim uygulama okulunda eğitim gören 50 özel eğitimli çocuğumuzun
toplumla kaynaştırılması ve kendilerini daha değerli hissetmeleri amacıyla Batman Park AVM sinema salonunda İstanbul Muhafızları isimli animasyon filmi izlettirilmiştir. Uçurtma şenliğimiz, ilimiz Hasankeyf ilçesinde Hasankeyf Ortaokulu'nda eğitim gören 200 öğrenci ile birlikte uçurtma etkinliği yapılarak öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunulmuştur. Fidan dikimi faaliyetimiz, Karatay Ortaokulu'nda ve 19 Mayıs Ortaokulu'nda eğitim gören 200 öğrencinin katılımıyla özel harekat yerleşkesinde fidan dikimi etkinliği gerçekleştirilmiş olup akabinde öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunulmuştur. Rol model faaliyetimiz, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Atatürk Ortaokulu'nda eğitim gören 250 öğrenciye İl Emniyet Müdürümüz Sayın Köroğlu Kıraç'ın katılımıyla Denizli Spor'da forma giyen Batmanlı futbolcu Muhammed Gönül Açar meslek tanıtımı yaparak öğrencilerin sorunlarını cevaplandırmış, ardından öğrencilere çeşitli ikramda bulunulmuştur. Niğde Osmaniye Kayseri'den Batman'a Gönül Köprüsü. Farklı bölgelerde yaşayan çocuklarımızın birbirlerinin kültürlerini daha iyi tanıyıp kaynaşmalarını sağlamak amacıyla ekonomik olarak geçim sıkıntısı yaşayan aileye sahip olan suça bulaşma, sürüklenme riski altında bulunan çocuk ve gençler arasından Osmaniye, Niğde ve Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlükleri ortaklığında belirlenen 10-13 yaş aralığında bulunan toplam 45 öğrenciye yani her il için 15'er öğrenci, toplam 45 çocuk ilimizde misafir edilmiştir. Sayın İl Emniyet Müdürümüz de ilimizi ziyaret eden öğrencilerimizi karşılamışlardır. Kayseri, Niğde ve Osmaniye illerinden Batman'a Gönül Köprüsü kurarak bu bölgede kültürel geziler ve sosyal etkinlikler düzenlenmiş ve gelen öğrencilere ilimiz tarihi ve kültürel yerleri tanıtılarak yerel öğrencilerle kaynaşıp güzel vakit geçirmişlerdir. Hasankeyf İlçe Amirliği ziyareti, Akbaşı Petrol Çıkartma Makinesi tanıtımı, Hasankeyf Tarihi Müze ziyareti, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ziyareti, Sayın Valimiz ve Sayın İl Emniyet Müdürümüz misafirlerimize hediyelerini vermişlerdir. Kayseri, Niğde ve Osmaniye illerinden Batman'a Gönül Köprüsü. Bilinçli Çocuklar Güzel Yarınlar projesi kapsamında Osmaniye, Niğde ve Kayseri illerinden ilimize gelen 45 öğrenci ile TPAO Atatürk Ortaokulu'ndan seçilen 45 öğrenciye yönelik çeşitli seminerler ve geziler düzenlenmiştir. Öğrencilerimize narkotik ve trafik konuları başta olmak üzere birçok konuda bilgilendirmeler yapılmıştır. Öğrenciler toplu olarak Özel Harekat Şube Müdürlüğümüzü ziyaret ederek şehitlikte dualar okumuştur. Malabati Köprüsü'nde eğlenceli anlar ve fotoğraflar çektiren öğrencilerimiz, Türkiye Petrolleri'nde Batman'ımızın da simgesi olan Atbaşı diye tabir edilen petrol çıkarma makinesini görerek petrolün çıkış aşamalarını öğrenmişlerdir. Tarihi dokumuz Hasankeyf Müzesi ziyaret edilerek geçmişten geleceğe ışık tutan kalıntılar incelenmiştir. Hasankeyf tekne turumuz ile gençlerimize tarihi doku ve eşsiz bir doğa manzarası eşliğinde eğlenceli vakit geçirmişlerdir. Öğrencimize Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezi'nde İl Emniyet Müdürümüz Sayın Köroğlu Kıraç katılımıyla gençlik ateşi yapılarak dostluk, kardeşlik duyguları pekiştirerek gönül köprüsü kurulmuştur. Batman'ın nasıl bir güzel yer olduğunu, nasıl güzel insanlar olduğunu dedim ki Kayseri'de, Osmaniye'de ve Niğde'de anlatsınlar.
polislik şube müdürlüğü briefingimiz, sunumumuz burada sona ermiştir Erzan. Sunumlarını yapmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü, 3. Sınıf Emniyet Müdürü Murat Dokumacı'yı kürsüye davet ediyorum. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Murat Dokumacı, narkotik suçlarla ilgili sunumu arz ediyorum. Genel olay durumuna baktığımızda 2020-2021 yılları karşılaştırmalı operasyon sayıları ve şüpheli sayılarında operasyon sayısında 2021 yılında 2020 yılına göre %59'luk bir artış meydana gelmiştir. 2021 yılında 1118 operasyon yapılmış. Bu operasyonlarda 1491 şüpheliye adli işlem yapılmıştır. 2021 yılı ele geçen suç unsurlarını baktığımızda kubar esrar 239 kilogram, toz esrar 11 kilogram, metamfetamin 19 kilogram, eroin 1 kilogram 216 gram, uyuşturucu hap 2077 adet, bonzai 2 kilogram 250 gram ele geçirilmiştir. İlimizdeki metruk binalara yönelik Batman İl Emniyet Müdürlüğü olarak 241 metruk bina tespit edilerek belediyeye yıkılma için yazılar yazılmış. Bu yazılar sonucunda 217'sinin yıkımı sağlanmış, 27 metruk binanın işlemleri halen devam etmektedir. TUB'un faaliyetleri kapsamında İçişleri Bakanlığımızınca başlatılan en iyi narkotik polisi anne projesi çerçevesinde 2021 yılında 109 etkinlik düzenlenmiş, 10.180 anne ve anne adayına ulaşılarak uyuşturucuyla mücadele konusunda sunum yapılmıştır. Ayrıca ilimizde halkımızın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde 2021 yılında 11.850 kişiye ulaşılmış, 11.850 broşür dağıtılarak uyuma ve KADES uygulamaları ile ilgili bilgilendirme yapılmıştır. Mahallelerde yapılan operasyon sayıları yansıda arz edildiği şekildedir. Zaman alması açısından tek tek saymayacağım. Yılı itibariyle narkotik suçlar kapsamında Seyitler, Bahçeli Evler, Kültür, Yeni Mahalle, Cumhuriyet mahallelerimiz en çok operasyon yapan ilk 5 mahallemizdir. Uyuşturucuyla mücadelemiz artarak devam edecektir. Arz ederim. Sunumlarını yapmak üzere Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdür Vekili Emniyet Amiri Hüseyin Ertuğrul Kafkas'ı kürsüye davet ediyorum. Sayın Müdürlerim, değerli katılımcılar. Şimdi herhangi bir görsel kullanmadan size siber suçlarla ilgili çeşitli bilgiler vereceğim ve ilimizin siber suçlar konusunda durumuyla ilgili aktarımlar yapmaya çalışacağım. Şimdi siber suçlar öncelikle hayatımıza son yıllarda giren bir kavram. İnternet kullanımının yaygınlaşması, bilişim sistemlerinin artık hayatımızın bir parçası olması sonrasında bundan çeşitli fırsatlar, çeşitli yararlar elde ettik. Ama bunun yanı sıra bu sistemi kötüye kullanarak çeşitli geliştiren suçlar da oldu ve bundan mağdur edilen birçok insanımız da oldu. Siber suçlar konusu yine internet kullanımının ileride daha da yaygınlaşacağını düşünerek hızla artış göstereceği kanaatindeyiz. Bunu da önüne geçebilmek için gerekli adımları atmaya çalışıyoruz. Şimdi siber suçlar TCK'da siber suçlar alanına giren konular şeklinde aslında açık bir şekilde belirtiliyor.
ayrı bir alan bu. Ve genel olarak şöyle özetleyebiliriz. Herhangi bir bilişim sistemine yetkisiz olarak erişme, bu sistem içerisindeki verileri değiştirme, bozma, bununla beraber kişilerin yine bilişim sistemleri üzerinden kişisel bilgilerini temin etme, kendilerini çeşitli yöntemlere dolandırma ve çeşitli mağduriyetler yaşamasına neden olmak gibi. Kısa bir özet yapabiliriz. Şimdi bizim siber suçlar olarak aslında yaptığımız temel işler var. Onları sıralayacak olursak, birincisi siber suçlar konusunda soruşturma çalışmaları yapmak. Adli soruşturma birimiyiz. Bu konuda tahkikatlarımız, soruşturmalarımız devam ediyor. İkinci önemli işlerimizden birisi bütün adli konularda toplanan dijital materyallerin incelenmesi. Bütün elimizdeki dijital materyallerin incelenmesini birimimiz gerçekleştiriyor. Onun dışında sanal devreye faaliyetlerimiz var. Genel olarak internette, açık kaynaklarda ilimizle ilgili önemli gelişmeleri, önemli bilgileri yakından takip ediyor ve öncesinden herhangi bir suçun ve olayın gerçekleşmesini önlemek adına gerekli işlemleri ve bilgilendirmeleri yapıyoruz. Bununla beraber tabii siber suçların oluşmadan önlenmesi her suçta olduğu gibi, her suç alanında olduğu gibi çok önemli. Buna yönelik de Siberay adlı bir faaliyetimiz var, bir çalışmamız var. Bu sadece Batman ilinde değil, tüm Türkiye genelinde siber suçlarla mücadele daire başkanlığımızın yürüttüğü büyük kapsamlı bir proje. Şimdi Siberay kapsamında da bizler çeşitli bilgilendirme faaliyetleri yapıyoruz. Özellikle okullarda bu yıl her yıl her hafta iki okul olmak üzere ortaokul, lise seviyesi gençlerimize siber suçlarla konulu, siber suçlarla ilgili ve bunlardan sakınma konularıyla ilgili çeşitli eğitimler veriyoruz. Şimdi aslında burada birlikte toplanmanın avantajları var. Hani bir takım konularda birbirimizi anlamamız çok önemli. Hazır fırsat olmuşken ben sizlere öncelikle bu siber suçlardan korunmakla ilgili birkaç tedbirden bahsetmek istiyorum. Akabinde de emniyet ve sizlerin arasında nasıl bir işbirliği tesis edilebilir siber suçlar alanında, onlara değinmek istiyorum. Şimdi siber suçlar şunun üzerine kurulu aslında. Özellikle nitelikli dolandırıcılık faaliyetleri çok yaygın olarak yapılıyor. Şahıslar, şüpheliler sizlerin kişisel bilgilerini internet üzerinden temin ediyorlar. Bunları nasıl yapıyorlar? Mesela sahte web siteleri oluşturuyorlar. Yani sizler aslında güvenli bir web sitesi kullandığınızı düşünürken aslında tamamen orijinal siteye benzeyen sahte bir web sitesi üzerinden işlem yapıyor oluyorsunuz. Ve burada girdiğiniz veriler, kredi kartı verileri, kimlik numaranız, telefon bilgileriniz aslında sahte web sitesinin veri tabanında birikiyor ve bunu şüpheli şahıslar, dolandırıcılar çeşitli şekillerde kullanıyorlar. Özellikle kullandığımız internet sitelerinin güvenli olup orijinal olup olmadığına dikkat etmemiz gerekiyor. Bunu sağlamak için de yine açık kaynaklardaki bilgilerden yararlanabilirsiniz ama öncelikle tabii linklerine bakmanızı tavsiye ediyorum. Hangi linke girdiğiniz çok önemli. Ayrıca çeşitli menfaatler karşılığında, yararlar karşılığında kazanımlar elde edeceğinizi söyleyen linklerle karşılaşırsınız, reklamlarla karşılaşırsınız. Bu reklamlara eğer zaten kulağa mantıksız geliyorsa, onu öncelikle tahlil etmenizi isterim. Kulağa mantıksız geliyorsa mutlaka orada bir sıkıntı vardır. Yani kimse bedava bir şey vermez, kimse size fazladan para vermez, kimse bir menfaat elde etmenizi kolaylıkla sağlamaz. Yani bir yerden, bir internet sitesinden birkaç bilgi girdiniz diye maddi kazanım elde etmeniz çok mümkün değil. O yüzden bu tarz reklamlara aldırış etmemenizi tavsiye ediyorum sizler açısından ve bununla ilgili de insanlarımızı tabi uyarmamızda mümkün olduğunca fayda var. Birçok dolandırıcılık faaliyetinin de bu şekilde meydana geldiğini görüyoruz. Ufak bir takım kazançlar elde etmek uğruna aslında ciddi bilgilerimizi veriyoruz ve sonucunda işte kredi kartımızdan para çekimleri oluyor.
adımız, kimlik bilgilerimiz çeşitli yerlerde geçiyor. Ve bunlar daha sonra bize bir suçun şüphelisi olarak bir dosyanın içerisinde yer almamıza neden olabiliyor. Şimdi ilimizde özellikle internet üzerinden dolandırıcılık yapan şahısların nüfusu oranla sayısının bir hayli fazla olduğunu görüyoruz. Esasında Türkiye'de birkaç ilden biriyiz bu hususta. Yani internet dolandırıcıların en yoğun olduğu illerden birinde yaşıyoruz. Dolayısıyla bu takım insanlarla karşılaşmanız çok normal. Günlük hayatınızda mutlaka çevrenizde duyduğunuz kişiler vardır. Özellikle bunların bu takım insanların tüm ülke genelinde milyonlarca liralık zararlara neden olduklarını unutmamamız lazım. Yani dolandırıcılık faaliyetinde kullanılan bir aracı hesaptan haftalık 1 milyon lira döndüğünü ve bu hesapların yüzlerce, binlerce olduğunu düşünürsek sadece ilimizde çok büyük rakamlardan bahsediyoruz. Çok haksız menfaatler kazanan insanlar görüyoruz çevremizde. Özellikle sizlerden istirhamım yani bu faaliyetlere karşı biraz duyarlı olmanız. Sebepsiz zenginleşen işte çok sayıda genç insanı bu işlerde çalıştıran, yönlendiren kişilere karşı duyarlı olup bizlerle bilgi paylaşmanız çok önemli. ATM'lerle ilgili sıkıntılarımız var. Bankalarda, banka ATM'lerinde çeşitli cihazlar kurularak oraya kart bilgilerimiz kopyalanabiliyor. Veya kartı çekiyor makine, sonrasında alamıyorsunuz. Aslında ATM cihazı çekti zannediyorsunuz ama orada ara bir aparat olabiliyor. Aslında başka bir şahıs, başka bir düzenek içerisinde kartımız yerleştirilebiliyor. Daha sonra da bu kart bilgilerimiz çalınarak üzerinden çekim yapılabiliyor. Kartınızı başkasıyla paylaşmamanız gerekiyor. Bu ayrıca rızayen bile olsa kartınızı ve banka kartınızı ve hesaplarınızı başkalarına kullandırmanızın da bir suç olduğunu unutmamamız gerekiyor. Suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasının önlenmesine dair çeşitli düzenlemeler var. 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezalarında başlayan bir süreç. Aslında banka hesaplarımızı başka kimseye kullandırmamamız gerekiyor. Ayrıca bir kredi kartınızı, banka kartınızı kaybettiyseniz mümkün mertebe hemen bankaya başvurup bunların da kapanmasını sağlamanız önemli. Çok sayıda genç, özellikle gençler bunlara daha meyilli ama çok sayıda insanımız yine kart bilgilerini birilerine teslim ederek oradan ufak menfaatler elde etmeye çalışıyorlar. Bu kart bilgileri internet dolandırıcılığında kullanılıyor veya yasa dışı bahis suçlarında kullanılıyor. Kartı teslim ederken kişilerin aklına daha sonrasında bu işle ilgili ciddi şekilde yargılanacağı gelmiyor. Bu gençler bir seferlik işte 1000 lira, 2000 lira gibi menfaatler karşılığında kartlarını teslim edebiliyorlar. Ama sonrasında yıllarca sürecek tahrikatların mağdurları haline gelebiliyorlar. O yüzden bu konulara karşı duyarlı olmamız, çevremizdeki bu tip durumları bildirmemiz çok önemli. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sunumlarını yapmak üzere Asayiş Şube Müdür Vekili Emniyet Amiri Salih Öksüz'ü kürsüye davet ediyorum. Müdürümüz Sayın Köroğlu Kıraç toplantıya teşrif etmişlerdir. Arz ederim.
Tamam, bitirdiniz mi? Şunu daha iyi bakın. Efendim? Bitir. Değerli muhtarlar, buraya yansıya herhangi bir şekilde verip de saygı amaçlılığı yapmamak adına herhangi bir şey hazırlamadım. Burada önemli olan, değinmek istediğim tek konu, biz her yerdeyiz. Siz biz olursak başarılı oluruz. Önemli olan bize ihbarın zamanında ve net bir şekilde gelmesi. Bu konuda özellikle burada taraf olmama adına olay bittikten sonra gidiş istikametine göre ihbarlarımız geliyor. Genel ihbarlarımız bu şekilde. Sizden bulunduğunuz ortamlarda yani vatandaşlarımıza bu konuyu hatırlatmanızda fayda olacağını belirtmenizi istiyorum. Çünkü burada eskiden bazı muhtarlarımız şu şekilde bir şikayet olmuştu. Bizim numaralarımızı arıyorlar. Biz ihbarcı gibi düşüyoruz. Bizi vatandaş yanlış anlıyor gibi bir şeyler oldu. Ama şu anki pozisyon itibariyle muhabere müdürümüz de burada. Şu an 112 üzerinden telekonferans yöntemiyle biz ihbar yapan kişilerle irtibat kuruyoruz. Kesinlikle telefonlarını almıyoruz. Kendisi rızası olmadan. Aklınıza ne gelirse, ne şekilde gelirse, nerede bir suç, nerede bir yanlış bir şey gördüğünüz zaman muhtarlar bilgisayarınız olur. Telefon numaram yine grupta var. Her zaman 7/24 arayabilirsiniz. Bu konuda her zaman sizle beraberiz. Daha huzurlu bir Batman, daha güzel bir Batman, daha yaşanılabilir bir Batman yapmak için hep beraber hareket etmekte fayda var diye söylüyorum. Sunum konuşmalarını yapmak üzere İl Emniyet Müdürümüz Sayın Köroğlu Kıraç'ı daha kürsüye davet ediyorum. Kıymetli muhtarlarım, değerli basın mensupları ve yine beraber çalıştığımız değerli mesai arkadaşlarım, bu toplantıya biraz geciktiğim için öncelikle hakkınızı helal edin. Siirt'ten, Ankara'dan bir misafir tayfasıyla karşı karşıya kaldık. Çıkamadım. Aslında bir sebep daha var. Çok sağlıklı değilim bugün. Biraz gribel enfeksiyon şeyine yakalanmışız. Sanıyorum arkadaşlar gerekli bildirimleri yaptılar ya da briefing diyelim biz buna. Sunumu yaptılar. Yapıldı mı? Şimdi bugün burada aslında benim vurgulamak istediğim bir şey var. Batman kendi nüfus oranına göre, yerleşkesine göre, insan sayısına göre, mahalle sayısına göre diğer illerle mukayese edildiğinde şundan emin olun ki, şundan çok net emin olun ki suçla mücadelede çok başarılı bir dönem geçiriyoruz. Bunun yanında olaylarda zaman zaman tabii vatandaşlarımız tarafından işte şurada artış var, şu olay var gibi değişik şikayetler de söz konusu. Ama biz biliyoruz ki asayiş herhalde şeyi yapmadı, sunum yapmadı. Ben gördüğüm kadarıyla olaylarda mesela 2021'e göre düzeltiyorum. 2020'ye göre son zamanlarda belki biraz artış olmuş olabilir ama yüzde hatırlıyorum 17 kadar bir düşüş var şu an. Hırsızlıkta, diğer olaylarda bir sorunumuz var. Bir sorunumuz var. Dolandırıcılık konusu var biliyorsunuz. Dolandırıcılık bu da genelde siber konuları ilgilendiren konularımız. Bu konuda da çok ciddi yeni yol almaya başladık. Mesela bu internet kafelerin kontrolü, denetimi ve orada işlenen bu dolandırıcılık olaylarının en azından en asgariye indirilmesi için çok ciddi bir sıkı tedbir. Geçenlerde bir Sayın Valimizin başkanlığında bir toplantı yaptık.
ve çok net kararlar aldık. Orayı çok ciddi bir kontrol altına alacağız. Bu bir. İki, Türkiye genelinde sadece bu Batman'ı bağlayan bir konu değil. Diğer illeri de müşterek çalışmalarla bizden kaynaklı suç işleyen kişilere yönelik de inşallah yakında buluşuruz. İyi bir çalışmamız var. Yani bu hani biliyorsunuz hesap çalma, efendim değişik telefonlarla tehdit etme ya da çok değişik yöntemler var. Dolandırıcıda biliyorsunuz şey yok, sınır yok. Ama önemli olan burada bizim vatandaşlarımızın kaynağını bilmediği ya da en yakın dostunun bile ne diyelim bir sosyal medya ağı bile olsa oradan gelen talepleri asla kabul etmemesi. Çünkü bir yakınımın sayfasını bir açıyor, ben şunu kazandım, yok şuradan şuna ihtiyacım var gibi taleplere bizim vatandaşımız maalesef ya da şu alışveriş siteleri var biliyorsunuz. Oralardan taleplerde bulunuyorlar. Genelde onların da içi boş. İşte ondan sonra çok ciddi başvurular var. Dolandırıldı. Yani biraz gözünüzü gördüğünü alın. Biraz böyle bildiğinizi alın. Biraz daha sağlam bakın. Biraz siteyi kontrol edin. Alışveriş yapılan o site nereyse. Bu manada vatandaşlarımızla biraz daha tabii dikkatli olması lazım ama biz dediğim gibi bu konuda çok ciddi bir çalışma içindeyiz. Bunun yanında ilk geldiğimiz günden itibaren bu narkotik konusuna bakışımızı biliyorsunuz. Çalışmalarımızı bilmiyorum ne kadar takip edebiliyorsunuz ama çok ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Orada bir projemiz var, hepinizin malumu. En iyi narkotik polisi anne. Ben her zaman söylüyorum, muhteşem bir proje. O manada da arkadaşlarımız, bütün mahallelerden muhtarlarımın bilgisi vardır. Okulların salonlarını kullanmak kaydıyla, öğrencilerimizin ailelerini oralara toplamak kaydıyla onlara da bu konuda ciddi ciddi bilgilendirmeler yapıyoruz. Bunun şöyle bir faydası var. Anne ya da siz muhtarlar diyelim bir sabah muhtemelen evden çıktınız. Genç çocuklar nerelerde çok haberiniz olmayabilir. Ama anne sabah evden çıkışını, kimle gezdiğini bile, kime randevu verdiğini bile ya da kimle konuştuysa, kimle konuşuyorsa bunun tamamını anneler bilir. Dolayısıyla biz tabii bu belli yaş grubundan sonrası için söylemiyorum. Bu uyuşturucuya ya da başka fraksiyonlara yanlışa daha doğrusu gitmesini engelleyecek en büyük etken anne olduğunu bilerek bu proje genel müdürlüğümüz tarafından uygulamaya kondu. Ve biz bunu şu an epey bir rakama ulaştık. 11 bin civarında. Hala az ama inşallah devam edeceğiz biz buna. 11 bin diyor şu anda narkotik müdürümüz. Biz inşallah bunu daha da çok sıklaştırmaya. Tabii bunun yanında uyuma programlarımız var. Bunlar muhtarlar biliyor musunuz? Uyuma programını. Bilenleri göreyim. Bilmeyenleri göreyim. Güzel. Uyuma diye bir, ne diyoruz ona? Şey, yani şeyden ne o, indirilecek yerin adını bilmiyorum. Aplikasyondan inmesi lazım. Uyuma diye bir program. Yani bir yerde bir yanlış gördünüz, kullanan ya da içen, ne bileyim. Uyumayı hanımlar, beyler, o herkes indirebiliyor onu zaten. Bir ihbar mekanizması, adınız yok, soyadınız yok. Kim olduğunuz belirsiz ama o uygulamayla biz bunu çok net daha takip edebiliyoruz. Bunun yanında operasyonlar, teknik, bireysel, bütün ekiplerimiz şu an...